Bugün 22 Eylül 2023 Cuma Murat Dözde YouTube hoş bulunduğu günün öncesi Bugün sizlerleyiz ben Murat Dözde Hepinize iyi geceler diliyle yanımıza başlıyoruz Hürriyet Kredisi ile başlıyoruz Günlük sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in İsrail ve mesajları Devamını getirecek bu var Değerli takipçilerim New York'ta gazetecinin sonuyla yanıtlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Netanyahu ile 28 görüşmelerin devam ettikleri detaylarını Ve iki ülkede geçmesi için atılacak adından anlattı Benjamin'in dedeler Hindistan ya, dedeler Siz bu ziyareti gerçekleştirin. Ardından da ben İsrail ziyaretini gerçekleştireyim diye dedim dedim. İsrail ile enerji sonlar çalışmasını başlatacağız. Müjdedekiz. Hedefimiz Ege'deki sıkıntılı bir havayı dağıtmak. Dağıtmak. Şu anda en önemli adım Selanik'teki ve Selanik zirvesi Türkiye-Yunanistan bir sıçrama olacak. Gerek Şimşek gerek Erkan önümüzdeki yıldızlık içeriği itibariyle enflasyon olumlu neticeleri almaya başlayacağımızı söylüyor. Biz de onlara güveniyoruz, inanıyoruz. Kamunlar mülakatları göğün gerektiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vaat ettik. Ben böyle bir söz verdiysem bunu bakanlarımızla görüşür, yol haritasıyla iletiriz diyor. Hürriyet gazetinde yer alıyor manşet. Korkusuna geçiyoruz. Günlük sırasında, ikinci sırasında ne yazık ki rol değil gerçek intihar bir var. Dizi oyuncusu niye canını kıydı ben anlatayım sizlere. Sanat dünyasının sırası acaba haber dün sabah geldi. Sinema ve dizi oyuncusu Merve Kaya Ayıp babasına aynı tabancayla hayatına son verdi. Muğla'nın Dalaman etkisinde yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Merve Kaya Ayıp başına da eterek intihar etti. Kaya Ayıp'ın yaşadığı dairenin balkonunda sitar sitenin duyan çevredekiler yetkilere haber verdi. İhbar üzeri olayına gelen ekipler Kaya Ayıp'ın hayatını kaybetti birileri. Evde kimsin olmadığı sırada evde bir klas görenen bu vazarı Sakarya Alp'e ait Ruslar tamancayla hayatına son veren oyuncu Kaya Alp. Sakarya Fırat, Küçük Kaya Mehmet ve Umutlar Elif, Şerif meselesi ve Savaş Cidili oynamıştı. O sağda yaşındaki oyuncu Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi oyunculuk bölümünde mezun oldu. Merve Kaya Alp yaklaşık 1,5-5 yıl İstanbul Tevri Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra özet tiyatrosu olan hepsi tiyatrosu geçti. Kaya Alp ekran dinlemesi ekran projesiyle başladı. Acı haber sanat dünyasında büyük yankı buldu. Sevenleri, dostları, arkadaşları ve ailesi genç yaşlarına veda oyuncu için gözleri döktü. Biz de Murat Sönü ailesi olarak ünlü oyuncuya bir kez daha Allah'tan rahmet, gelen ailesi de kanalına bir kez daha başsağlığı sağlığı hesap ediyoruz. Umarız o ay son bulsun diyor ve biz de spora geçiyoruz. Günün ailesi programı bugünkü yayınımıza Avrupa'ya fener damgası, sır hayaletle konferans ligi grubundaki ilk başında Norveç'e not, Jarlant'ı ağırladı. İsmail Kaat'a son Antalya mücadelesinde 10 bölümde değil gitti. Tadit, Ceko, Simanski gibi zindir kulübüde oturarak mücadelede CK Düzlerle Sözlü Plan tıkır tıkır işledi. Crespo M4'te harika bir kafa golüyle perde açtı. 33'te Batu Şuhayi farkı 2'ye çıkardı. İki gol dediği Asis Fred'den geldi. Fenerbahçe ikinci yarıya daha etkili başladı. Sadrazil 3-0 yaptı. 55'te Vilas sen takımın umutlandırsa da temsilcimiz 3 birlik rahat bir gayret aldı diyor. Biz de bu gayet tefela bir taşıda kutlayarak güzel noktalıyoruz. Hepinize güzel bir gece diliyorum. Daha doğrusu güzel bir hafta sonu tatili dileğiyle uzarınızdan saygı ve sevgiyle ayrılacağım. Pazar günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.